Merhaba. Kuluçka Podcast'in bugün 3. bölümünü çekiyoruz. Evet. Kaan Şeker ve ben Sinem Yıldız sizlerle birlikte olacağız bu bölümde. Alışveriş merkezlerinin kamusal alan kavramı içerisinde değerlendireceğiz alışveriş merkezlerini. Ve bunun üzerine kamusal alan kavramı üzerine ve kent mekanında bu kavramın yansımaları üzerine biraz sohbet edeceğiz. Kuluçka Podcast yayında. İletişim için @kuluçkapod. Öncelikle ben tartışmayı biraz AVM'lere getirmeden önce bu insan ölçeği bağlamında konuşalım istiyorum. Çünkü hani bu uzun süredir üzerine düşündüğüm bir mesele. Rahatsız olduğum bir mesele aslında. İşte Levent gibi bir yerde hayatının büyük bir bölümü, günün büyük bir bölümünü Levent gibi bir yerde geçiren biri olmam sebebiyle de bunu söylüyorum. İnsan ölçeğinin çok aşıldığı bir Çok bölge tabii aşıldığı bir İstanbul'da. bölge aynen. O yüzden bu İşte kente dair metinlerde ya da işte sosyal bilimlerin bu alandaki çalışmalarında geç modern dönem öncesi işte dönemlerde yolların, sokakların birer ilişki kurma, birer tanışıklık geliştirilebilecek Mekanlar mekanlar olması. olduğu işte iddia edilir, ileri sürülür. Örneğin ya Beşiktaş'ta yaşayan biriyim, Beşiktaş'ın merkezinde. Bu çarşıya çıktığımda ya da ki bu sokaklarda gezdiğimde, insan ölçekli sokaklarda gezdim ya da işte Fatih'te okudum örneğin, Beyazıt'ta okudum. Yani o sokaklar benim insanlarla ilişkilenme içerisine girebildiğim mekanlardı. Şimdi buralardan gelip Levent'te işte yüksek katlı, 20 katlı, 25 katlı plazaların bulunduğu bir yerde, bir bölgede Yaya olarak çok çalışımda fazla bir yaya şey ifade olarak etmediğim. ifade etmediğim bir yerde, yani bir karınca gibi aslında onların içerisine geldiğim bir yerde ciddi bir rahatsızlık duyduğumu farkına varıyorum. Yani aynı şeyi mesela Ataşehir'e bir kere Allah korusun bir kere düşmüştüm Ataşehir yollarına. Orada da benzer bir şey hissetmiştim. Yani o binaların arasında yalnızca araçla geçebileceğin, yalnızca araçlar için yapılmış yani onların ulaşımına dönük yapılmış bir yer olduğu Yani ne için. kadar yaya yolları aslında tasarlansa da bu dediğin De, yerlerde tabii, aslında yaya yaya yolları yolları da var. tasarlanıyor. Bunlar yok değil ama Ama içinde bir kullanıcı olarak nasıl hissettiğinle alakalı bir şey belki de. Hani daha fiziksel olarak bunun sana sunulması değil de gerçekten bunun nasıl karşılık bulduğu aslında kullanıcıya da belki de önemli. Yani dediğin gibi bu yerlerde aslında yaya yolları yok değil. tabii İşte bazı mutlaka. yerlerde hatta bisiklet yolları Bisiklet yok yolları da değil. var aynı. İşte girip çıkabileceğin mekanlar yok mu? Var Var. yine. İşte bu aksta, Büyükdere aksında ya da o Levent bölgesinde birçok işte kanyon gibi bunun bir örneği var. İşte aslında alt katının, alt zemininin aslında yayalara uygun olarak gözüktüğü ya da böyle bir söylemle ortaya çıkmış alanlar var. Zorlu Center'ın işte kamusallığı üzerine yapılan bazı güzellemeler var. Ama dediğim gibi bunları işte mekan içinde aslında üretilmesinden ya da fiziksel olarak ebilitesinden çok senin belki içinde nasıl Tabii hissettiğinle sen de alakalı bir şey. yarattığı izlenim, sen de yarattığı duyguya dair bir şeyden bahsediyoruz. Yani sen örneğin işte birlikte de yapıyoruz bunu, ayrı ayrı da yapıyoruz. Ve buradan işte hafta sonu ya da en zaman bulduğunda bir vakit yarattığında işte Beyoğlu'na çıkmak istiyoruz. Yani ya da işte Fatih'e çıkmak istiyoruz. Cibali'nin sokaklarında gezmek istiyoruz en basitinde. Yani hiçbirimiz gerçekten hadi gidelim de Çünkü o Levent'e. sokakların senin üzerinde yarattığı his, etki, bilmiyorum aslında belki insanlığa dair bir şey mi barındırıyor? Yani artık o kadar çarkların, dişlilerin içerisinde o kadar bir şey haline geldik ki belki görünmez hale geldik ki silinmiş bir hale geldik. O sokaklar, o küçük sokaklar bize göre tasarlanmış, işte hobbitler için tasarlanmış o sokaklar belki insan olduğumuzu hissetmemize neden oluyor. Böyle bir imkan sağlıyor belki Tabii de. örneğin işte günlük işte saat başına 100-150 kullanıcısının olduğu bir mekanda bir ticaret biriminde
Oranın satıcısıyla benim birebir ilişki, yüz yüze ilişki kurma imkanım çok daha düşük. Ancak Beyoğlu işte, Beyoğlu'nda da tabii bir takım problemler var. Onu da konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Orada da bir takım değişimler, dönüşümler, hoşumuza gitmeyen, bu insan ölçeğinin aşan artık durumlar söz konusu olmaya başladı. Ama bu aldığımız keyif, bu mekanları kullanmaktan ya da insanlarla olan o ilişkilerimizde göz göze gelebilme kısmı, bu dediğin gibi hani İstanbul'un bu tarafıyla o daha insan ölçeğine yakın kısmına değişiyor. Hani günde işte atıyorum 10 metrekare bir alanda en fazla zaten aynı anda 5 kişi bulunabilirken, senin oradaki satıcıyla ya da oranın işte sahibi diye söyleyebileceğimiz kişiyle birebir iletişime girip aslında belki oradaki hayatı ya da oradaki işleyişi anlayabilmen, buna işte yabancı kalmaman, senin içinde olman aslında dediğin gibi bunların hepsi insan ölçeğiyle değerlendirilebilecek şeyler. Ya aslında hani program başlığında da kamusal alan üzerinden AVM'leri konuşalım, AVM'ler üzerine bir şeyler söyleyelim diye niyetlenmiştik seninle. Yani kamusal alan başlı bir kavram olarak işte sosyal bilimler içerisinde tartışılan Habermas'ından işte Senet'ine, Arendt'ine birçok ismin Necht, Kluk. Proleter Nasıl okunacak endişelendiğimiz yani çok tartışmalara açık bir alan ve en nihayetinde bizim tüm bu okumaların sonucunda ikimizin de herhalde vardığı nokta biz programda bu kısa süre içerisinde bu büyük tartışmaları uzlaşıya varılamamış bir mutabakata varılamamış tartışmaları taşımayalım. Bu yoğunluk içerisinde hapsolmasın. Çünkü biz kenti konuşmak istiyoruz. Kamusal alan bir veri olarak, bir aslında yöntem olarak, el feneri olarak bizim için ele alacağız. Değineceğiz yer yer ama çok böyle kuramsal bir tartışma içerisinde hani yayını, programı boğmayalım Birazcık diye bir kendi kendi içindeki deneyimlerimizden deneyimlerimizden yola hareketle işte kamusal alandan ne algıladığımız üzerinden çıkarak. bir şey yapalım istiyoruz. Birkaç tabii önemli noktaya da yine Noktada değinerek, elbette algının hani dışındaki önemli birkaç gerektiği noktada. noktada onlara değineceğiz. Ben mesela hani yine ben Beyoğlu'ndan açtık meseleyi. Beyoğlu sevdalıları olarak 21 2019 yılında hala Hala Beyoğlu'nun bitmediğini bitmediğini düşünenler, düşünenler olarak yapsalamaları reddedenler. reddedenler olarak yani mesela pasajlar meselesi bence çok önemli bir mesele. Hani burada da mesela bir Baudelaire üzerinden belki işte Benjamin konuşabiliriz. Ama çok yine oralara boğmayalım istiyorum. Ya pasajlar işte Beyoğlu'nda aklımıza bir çırpıda gelen Aznavur'u, şeyi, Hazapulos'u, Suriye Suriye'si. pasajı, bir sürü işte Atlas, Sinan Paşa, Beşiktaş üzerinde söyleyebiliriz. Mekanlar. Kadıköy zaten pasajlardan Tabii oluşan. pasajlar cenneti. Şimdi AVM'leri değerlendireceğiz. AVM'ler öncesinde bir pasajlar deneyimi vardı. Pasajların da gerisinde aslında ta antik Yunan'dan işte kamusal alan, özel alan ayrımı üzerine dair tartışmaların çıktığı agoralar vardı. Agoralar yine senin aslında az önce ifade ettiğin o ticari hayatın döndüğü Osmanlı'da yine hanlar. hanlar vardı, kervansaraylar belki sayılabilir mi bilmiyorum. Kent dışında biraz Kent onlar o dışında yüzden. olduğu için doğru. Pasajların burada aslında değerlendirilmesini yapmak lazım. Yani Belki de pasaj hani profilini mesela Suriye pasajını düşünüyorum. Suriye pasajının altı bir pasaj. Hani şu anki şeyinden konumundan bağımsız biraz daha geriye gidip düşünelim istiyorum. Hani şu an kafeler falan var da. Altı bir pasaj ve üstü mülk. Yani ofis, ev olarak yanılmıyorsam kullanılabiliyor, edilebiliyor. Ben bunu şimdi bizim bu programı yapıyor amacımız aslında AVM'lere ilişkin bir karşı çıkışı barındıracak yani. Böyle Ayan bir beyan ticaret ortada böyle birimine. bir itirazı barındıracak. AVM güzelleyecek halimiz yok. Pasajlar aslında o çağın koşulları içerisinde bir ticari Ticaret birimi. ilişkiyi ve konut, barınma ilişkisini beraberinde getiriyordu. Mülk ilişkisini aslında mülkiyet diyelim, özel mülkiyet ilişkisini beraberinde getiriyordu. AVM'lere bakıyorum. Şimdi bugün Zorlu, Akasya ya da başka AVM'ler aynı mantıktan hareket ediyorlar. Şey açısından. Yani Proje konut olarak açısından. baktığımda Altı Akasya'dan şu an çok emin olamadım. Akasya'nın da var, Öyle değil evet. mi? Zorlu'dan Zorlu eminim. öyle. Yani alt katı.
ticaretin döndüğü yer. Üst katı da konutların olduğu. Ki Trump'ı falan da biliyorsun öyle. O yüzden hani biz pasajlara dair hissimiz, pasajların bizde yarattığı etki bu denli olumluyken, bu denli olumlu bir çağrışımı varken AVM'lere niye aynı formdan şey yapıyoruz, karşı çıkıyoruz? Bu da bir aslında bir nostalji sevdası. Postmodern döneme içkin bir nostalji sevdasının getirdiği bir şey mi? Bir durumu var yoksa mı? Bunun altında kente dair, mimariye dair bir farklı bir anlam, benim kaçırdığım bir anlam mı var? Onu merak ediyorum. Şimdi 3-4 konu başlık aklımda şekillendi sen anlattıkça. Birincisi güvenlik meselesi. İkincisi ölçek diye şekillendi. Ki başta onu konuştuğumuz. Evet, başta mesela konuştuğumuz. Bir diğeri imar. İster istemez bu planlanan alanların bir hukuka konu olma. Hukuka girip. Dolayı. İster istemez bu planlanan alanlarda bir takım işte çerçevelere uydurmak zorunda kalınıyor bu alanlar. Bir diğer konu da erişilebilirlik konusu olarak aklımda ilk şekillenen bunlar da. İmar konusuna çok kısa değineceğim onu. Şöyle bir durum var son imar yasasıyla birlikte. İşte önceden bu alt katı geçit olarak, sokak olarak kullanılabilen, işte üst katı konut olan, bu köy yerlerinde özellikle ya da işte daha küçük kentlerde ortaya köy çıkan. Köy dediğin nasıl yani? Daha köy, kırsal. yani şu an kenti konuşuyoruz ama o dönemin daha hani ya da bu kadar büyük olmayan kent. Köyde mesela şeyi tasavvur edemedim. Böyle bir şey çağrışmadı mı? Şöyle köyde köy ekranında şöyle açıklıyorum. Keşke çizim gösterebilsem. Hani şey olarak bir hastalık hemen bir örnek gösterme şeyi olarak. Şöyle birimler vardır. Umarım aklınızda canlandırabilirim şu an anlatımımla. Betimleme yeteneğimi. Şöyledir. Genelde o küçük dar sokaklarda işte en son şuradan örnek vereceğim. En son gittiğimde Manisa Kula'dan bir örnek vereceğim. En son örneğini gördüğüm orasıydı. Bir an aklıma işte Bursa'dan bir örnek verebilir miyim diye en yakın olduğum geldi ama ilk diğeri aklıma geldi. O dar sokak geçidi açıktır. Yani siz geçebilirsiniz oradan işte araç demek istemiyorum çünkü daha çok araca yönelik yani en azından günümüzün araçlarına yönelik tasarlanmış genişlikte değildir. Hani daha çok at belki atlı ulaşım için. Ve yayalar için geçilecek genişlikte bir yol vardır. Ve bu yolun üstü işte arkat diyebileceğimiz şekilde bu kubbe şeklinde kapalıdır ve bunun üstünde de bir konut vardır aslında tek katlı. İşte belki bir konut arasından diğer tarafa geçişi sağlayan olabilir. Ve burası aslında bir mülkiyete konu olan alandır. Ama aslında sokağa baktığımızda sokak alanı hiçbir özel mülkiyete konu olmayan kamusal alan olarak tanımlanan bir alandır. Ve şu anki günümüz imar koşullarına göre böyle bir alan tasarlayamıyoruz biz. İşte plancılar olarak ya da işte bunların planlarını çizen artık yetkililer kimse. Bunlar çok olarak. Çok enteresan ya. Ben, çünkü mülkiyet konusu burada çözülmüyor. Yani siz bir zemin olarak tasarlıyorsunuz. Yani zeminde bir mülkiyet tanımlıyorsunuz. Yani zeminde çizilen bir parsel var ve o parselin üstü artık kaç kat imar kanunu izin veriyorsa özel mülkiyete konu olan alan olarak ortaya çıkıyor. Yani şöyle bir durum olması gerekiyor. Yani çok iyimser ve ideal bir toplum çizecek olursak mülk sahibinin hadi alt kat ben kamusal evet, alan olarak kamusal veriyorum demesi gerekiyor. Bu da tabii olabilecek bir şey bu arada. Ama kimsenin artık ya da böyle bir ideal düzenin bunun olabileceği yönünden yola çıkarak böyle alanların tasarlanması tabii ki mümkün değil. O kişi, açlık mülk sahibi bir 5 yıl sonra ben hayır burayı kapatıyorum diyebilir ve bir anda size çıkmaz sokaklar gibi tanımsız alanlar. Yani şu an günümüzde istenmeyen, daha önceden tabii yine onun da bu arada kamusal alan tartışması yapılabilir çıkmaz sokakların ama şu an günümüzde istenmeyen erişilebilirliği sağlamayacak işte bir takım kent içi problemlerde geçişi sağlamayacak alanlar oluşmasına yol açabilir. O yüzden böyle bir mülkiyet problemi var. İlk değinmek istediğim şey buydu. Bir diğer konu da ölçek konusu tabii ki. İlk başta bahsettiğimiz. En başta aslında bir örnek verdim. Hani ben bir ticari bir alana, ticari bir birime gittiğimde o alanın aynı anda 100 kişiyle birlikte kullandığımda
hiçbir şekilde işte satıcıyla ya da zaten satıcıyla doğrudan ya da oranın sahibiyle doğrudan bir araya gelmek gibi bir şey söz konusu çoğu zaman olmuyor bu tarz yerlerde. Oranın çalışanlarıyla daha içli dışlı olmamız ya da olamamamız durumu oluyor. Ama işte Beyoğlu'nda ya da işte Kadıköy'de ya da Beşiktaş'ta daha böyle sürekli gidebildiğimiz işte yaya erişimi üzerinde bulunan düz ayak girebileceğimiz alanlar tabii ki bizim işte insani ilişkilerimizi daha sağlıklı koruyabildiğimiz işte yüz yüze gelebildiğimiz işte güvenlik konusuna da buradan gireceğim. Bu az kişi olmasıyla alakalı yüz yüze gelebildiğimiz insanlarda güven duygusu ve güven duygusuyla beraber kent mekanı için daha rahat hareket edebileceğimiz durumlar ortaya çıkıyor. Bir AVM'de bunları bulmak biraz zorlaşıyor. O bahsettiğin tanışıklığı kurabileceğin bir zemin, pasaj. Tabii. O Aynen. Bunu ilişkilenme mekanı diyebilir miyim? ilişkilenme mekanı İlişkilenme mekanı diyebiliriz. diyebiliriz yani. Bir diğer konuda çok kısa ona da değineceğim. Erişilebilirlik konusu. Yine zaten hani söylediğimiz şeyler içinde de değiyoruz hani düz ayak girebileceğimiz gibi. İşte bir zorlu yine ilk verdiğimiz örnekten gidecek olursak zorlu örneğinde baktığımızda aslında birçok ulaşım modunun işte metrodur, otobüstür, işte birçok alanın işte metrobüs gibi geçiş yolu üstünde aslında bir yer Bence burada baktığımızda. yani sözünü unutma. Kamusal alanın ne olduğuna dair sayıp dökücü bir tanım vermedik yani. İşte şudur kamusal alan, şunları barındırmalıdır, bunları barındırmalıdır. Farklı teorisyenlerin işte farklı kent üzerine çalışan isimlerin verdiği tanımlar var. İşte erişilebilirlik örneğin bunlardan biri. Herkesin eşit, özgür bir şekilde katılım sağladığı şeyler bunlardan biri. O yüzden bu aslında senin güvenlik meselesi, erişilebilirlik, kendi zihin dünyada işte ortaya çıkardığım başlıklar, az önceki pasajlar meselesi üzerinde, kamusal alana ilişkin bir üç aşağı beş Bir yukarı tanım, çerçeve çiziyor sanki. efradını mani, ayarını cami diye bir şey var işte, hani bütünüyle bir tanım vermiyor ama aslında Bir şey sezdiriyor bir sanki. şeyi sezmene kamusal alana ilişkin nasıl bir kavram düşündüğümüzü şey yapıyor. Aslında biraz da amaçladığımız şey bu. Hani buna belki dinleyenler daha farklı başlıklar ekleyeceklerdir. Bunun üzerine düşüneceklerdir. Ama ulaşım meselesi herhalde en önemli. O katılım sürecine, oraya dahil olma, erişebilme süreci için en başat faktörlerden bir tanesi. Ya bu yine ölçekle alakalı bir Taksim Meydanı durumu var. Taksim Meydanı diye meydan diye aslında söylediğimiz oluşumun işte mülkiyet açısından belki evet işte bir takım insanların karşılaşma mekanı olması gibi gözüküyor açısından Evet. kamusal alan olarak söyleyebiliyoruz ama şimdi meydan tasarımlarında insanın kendini meydana ait hissetmek gibi bir şey de vardır. İşte bir meydan tasarlanırken Bir aidiyet tabii. boyutlarının çok fazla büyük olmaması Ya uçsuz öngörülür. bucaksız bir beton yığını bir meydan. Kapalılık hissini ortadan kaldırdığı için aslında alanın kullanıcısında da güvensizlik hissini buradan Arttırıyor. oluşturur. Doğru. Yani o alanda siz ortalarda yürümek zorunda olduğunuz için biraz yürüyorsunuz ama eğer ortada işte bir metro çıkışı gibi bir durum olmasaydı o alanda ister istemez biraz köşelere kaçma isteğiniz olacaktı. Bu kadar tanımsız, bu kadar büyük bir alanın olmasından geliyor bu. Kaldı ki daha yeni yıkılan Açık AKM, hedefmişsin gibi bir kesinlikle şey. öyle. Kaldı ki yeni yıkılan işte AKM'nin yerine de bir şey konulamamasıyla beraber bu tanımsızlık daha da büyüdü. Taksim Meydanı artık hani kullanım açısından da işte şu an Taksim Meydanı'na getirilen düzenlemeler açısından da işte orada bir çarşının yaratılıyor olması gibi o meydan kavramından işte o kamusal alan kavramına uydurulmaya çalışılsa da aslında ondan biraz daha Tabii çıktığını oradaki görüyoruz. sürekli yıl boyu süren festival aslında meydanın kendisinden daha kamusal bir şey taşıyor, bir nitelik taşıyor. Farklı bir alan tanımladı orada kendi Tanımladı, evet. içinde aslında. Bu
şeyden herhalde devam edecektin. Erişilebilirlik sorunu. Zorluğu üzerinde ulaşım konusunda yayaların sanıyorum orada ben Orada şey yaptım kalmıştık. dahil olmuştum. Yok sen şey yapacaksın. Şöyle ona vereceğim örnek de şuydu. Birçok toplu ulaşım modunun az önce söylediğimiz gibi odak noktasında bu alan. Ama baktığımızda yayanın oraya zemin üstünden ulaşmasını hala çözebilmiş değilim ben açıkçası. Hani birkaç kez oraya gitmeye çalışmış biri olarak. Evet. Yer altını kullanıyorum sürekli. Yer altından işte metrodan çıktıktan sonra beni zorluya bağlayan bir O da yer bir altı 10 geçidini. dakika, 15 dakika sürüyor ulaşımı yani. Hem öyle hem de gökyüzünü görmüyorum. Bağlantıyı kurmuyorum kendi aklımda. Kentle olan ilişkisi tamamen kopuk benim için. Metrodan inip yer altında kentle bağımsız bir noktadan inip yine kentle hiçbir bağlantı kafamda kurmadan ulaştığım bir mekan aslında bu. Ne bağlamını değerlendiriyorum, ne nasıl bir noktada olduğunu değerlendiriyorum, ne gökyüzünü görüyorum. Ve zemin üzerinden ulaşmaya çalışmadım ben daha doğrusu daha önceden hiç. Çünkü bunu yapamadığımı fark ettim. Belki de vardır hani çok kolay bir ulaşım noktası. Hani birkaç Orada da tabii... araç şeyi ciddi bir problem. Yani orada bir hatırladığım kadarıyla bir karşıdan karşıya geçme durumun söz konusu olabiliyor. Şeyden geldiğinde, Levent tarafından geldiğinde filan hani yaya geçidi, Performans ışık Sanatları yok filan. Merkezi'nin Evet o evet tarafının. oradan girdiğinde hani orada da bir şey araç engelmesi var hani. Aynen Yine öyle. Yine yaya güven ya şey. Ben mesela hissetmiyorum. şeyi düşünüyorum şimdi senin söylediğinden hareketle. İşte büyükşehir belediyelerinin ya da karayolları mı bu konuyla kim ilgileniyor imar açısından bilmiyorum da insanları alışveriş merkezlerine en kısa yoldan taşımak gibi böyle bir şeyleri var mı? Yani şeyi düşünüyorum. Alt geçitler Levent'te keza işte 4. Levent'te Kolaylaştırıyor Zorlu'da yani ben mesela oradaki tabloların işaret tabelalarının bir AVM'ye çıkmasından rahatsızım. gibi. Yani şey orada benim üzerimde yarattığı his şu. Ya biz bu alt geçitleri dua edin alışveriş merkezleri var da o yüzden yapmışız Evet. gibi bir şey uyandırıyor bende. Hani alışveriş merkezleri olmasa sanki o alt geçitler o yayaya belki kolaylaştırabilecek, karşıdan karşıya geçmesini kolaylaştırabilecek, işte kentin içerisindeki o akışını rahatlatabilecek şeyden uzakta değerlendiriyorum. Yani şeyin altında mesela Levent Çarşı'nın oradan altından karşı karşıya geçmek için bir dolanman gerekiyor. Orada her bir şey sapak başka bir alışveriş merkezine çıkıyor, ediyor. Oradaki alışveriş merkezinin rolünün aslında ulaşım açısındaki hegemon konumu Kesinlikle da bu. çok şey belirleyici zannediyorum. Zaten hani bu tarz projeler gerçekleştirilirken ya da ya iki proje açısından da bakıyorum olaya. Hem ulaşım projeleri gerçekleştirirken hem bu alışveriş merkezleri, ticari birim projeleri gerçekleştirilirken mutlaka bu değerlendiriliyor. Yani insanların sürekli gelip geçeceği bir konumda olması çok Olması tabii. önemli. Yani bu Bursa örneğinde, Bursa Korupark örneğinde baktığımızda Emek metrosunun aslında açılması tamamen bu oradaki o ticari bunun Koruparka baskısıyla birlikte aslında taşıyabilme. Doğru. yapılmış bir şey. Belki de hani Emek Mahallesi'nin insanları büyük şehrin çok umurunda değildi yani oraya bir metro gidiyor Ya organize olması ki sanayide bitiyordu mesela. Orası asıl ana şeydi, hattı. İki durak daha, üç durak daha öteyi taşıyıp tüm aslında organize sanayinin o şeyini emeğe taşımış oldular. Arada da bir alışveriş merkezine erişimi ciddi anlamda genişletmiş Ve oldular. şu an o AKS'ta açılan birkaç tane daha alışveriş merkezi işte Özdilek Park bir şeyler yine. Bunu da ben eminim hani o hattın gitmesinde etkili olacak. Ama dediğim gibi bu alışveriş merkezleri açılmasaydı yine o AKS üzerinde yaşayan konut birimlerinde işte ikamet eden insanların çok da aslında belki de kentle bağlantısı Şeyde düşünülmeyecekti mesela yani. İstanbul'da da şeyi görüyorum şu an alışveriş merkezinden de hatırlamıyorum. Ya yeni açılıyor ya açıldı. Bu Seyrantepe taraflarından filan teleferik mi yoksa bu
raylı sistem. Şey hat oluyor ya, işte finiküler gibi bir sistemle orada bir alışveriş merkezinde daha şu an işte alışveriş merkezi reklam yapmış. Hani bize şu hattan ulaşabilirsiniz gibi bir reklam yapılmış. Or mesela bende doğrudan şey etkisi uyandırıyor. Yani ya biz bir dükkan açtık. Buraya da yol gelse evet, ne kadar iyi olur, ne kadar güzel olur. Şeyi çağrışımı uyandırıyor. Yani şey yatırımları kente dair işte insan ölçekli olmasını beklediğimiz, arzu ettiğimiz çoğu kez yatırımların aslında alışveriş merkezi ölçekli olması, belirleyiciliğinin bu olması, belirleyicisinin bu olması üzücü. Ya işte sen şu an işte verdiğin örnekle aslında aklıma şu geldi. İstanbul'daki ilk finikülerin aslında açılması da benzer bir nedenle oluyor. Yani bir anda onu da bir kafamda tarttım aslında bu süreçte. Yani eleştirdim belki de bilmiyorum. Hani ilk Orient Express'in bittiği nokta Sirkeci Garı. Ve aslında kentin ticaret kalbinin attığı ya da kültür sanatın belki de o dönemler bir miktar arttığı kalbin attığı nokta aslında Beyoğlu. Ama işte Sirkeci'den Beyoğlu'na bir tepe var. Yani bir doğal bir engel var. Ve aslında bu finiküler bu iki kısmı birleştiriyor aslında. Burada da benzer bir belki de neden var. Ama işte burada dediğimiz o insan ölçeği muhabbetleri, işte bunun tam olarak ne için yapıldığı muhabbetleri belki öne çıkıyor. Bu hep bildiğimiz hikaye aslında. İşte Senet'in Tem ve Taşı'nda söylediği kapitalizm işte modern çağla birlikte bir vücut olarak düşünün ve vücut kan pompaladığında kalp kan pompaladığında temel amacı nedir? Onu tüm uzuvlarına, tüm organlarına başından işte ayağına kadar, ayak ucuna kadar ulaştırabilmektir. Bir kan dolaşımı gibi. Kapitalizmde aslında o hayatın tüm alanlarına, tüm saçaklarına bir erişim sağlamaya başlıyordu. Aslında yollar, işte tabii. Bahsettiğimiz ulaşım şu bu. İnsanların tüketmesine, o çarkı döndürebilmesine imkan tanıyan, olanak tanıyan şeyler. Yani biz burada AVM'nin şeyinden bahsederken hani tüm bunların farkında olmayarak söylediğimiz bir yerden kurmuyoruz ama tüm bunları hayatın içerisinde çok fark edemiyoruz geliyor. Kaçırıyoruz tüm bu şeyleri, ilişkileri. Yoksa ticaret hayatına hiçbir şekilde ulaşmayalım. Ulaşım olmasın gibi bir yerden kurmuyoruz ki ben kurabilirdim de. Yani çok da umurumda değil ticaret hayatının bu anlamda şey olması. Huzur içerisinde, mutluluk içerisinde devam etmesi. Evet, zaten hani en başında dediğimiz gibi hani amaç bu konuşmayı yapmamızda birazcık hani bu gün içinde fark edemediğimiz, kullandığımız bu alanları aslında yorumlamak biraz da hani hislerimizden yola çıkarak, bir takım gerçekliklerden yola çıkarak. Dediğin gibi bu da işte o finikülerin bu durumu ya da işte zorluya nasıl ulaştığımız konusu hepimizin aslında gün içinde sürekli karşılaştığı problemler ya da problem olarak görmeyenler ama belki bir şeyler hisseden, hoşnut olmayan ama bunun ne açıdan bir problem olduğunu algılayamayan ya da dediğin gibi söyleyemeyenler için belki de birkaç soru işareti uyandırabilir diye düşünüyorum. Ulaşım meselesi şöyle bir problemi de beraberinde getiriyor. Şimdi bu kadar ulaşım eleştirisinden sonra çok tezat bir yerden belki girmiş olacağım cümleye ama işte Ankara'da bu Panoro AVM üzerine yapılan işte bir tezde, çalışmada kamusal alan niteliği üzerinden bir araştırma yapılmış. Alışveriş merkezi. Sen bu konuda belki daha detaylı bir şeyler söylersin. AVM'lerin kamusal alan niteliği ile ilgili. Ki 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler söylemiş olduk şu ana kadar. Orada da mesela şöyle bir eleştiri yer alıyor. İnsanlar Panoro AVM'ye o kadar uzak bir yerde ki toplu taşımayla, toplu ulaşımla gidemiyorlar. Ve işte orada bir belli sayıda denekle bir araştırma yapılmış. Panoro AVM'yi ziyaret edecek olanlara şey sorulmuş, yani nasıl ulaşım sağlıyorsunuz? Çok yüksek bir oran, %60-%65 civarında bir oran, oraya yalnızca kendi kişisel araçlarıyla gelebildikleri söylemiş. İşte şeyin servisinden büyük bir çoğunluğu haberdar değil. Alışveriş merkezinin servisinden ki zaten çok onun şeyi de bellidir. Ne kadar insan taşıyıp taşıyamayacağı.
Bunu buradan hareketle Panora AVM'nin işte halkın ulaşamayacağı bir yerde olmasıyla, toplu taşımayla ulaşılamayacak bir yerde olmasıyla, insanların yalnızca işte kendi araçlarına sahip olan insanların ulaşabileceği bir yer olması dolayısıyla bunun eleştiriliyor. kamusal bir alan olmadığı üzerinden bir tez kurulmuş. Bu sanırım yeterli bir şey değil, tez değil ama bizim aslında az önce söylediğimiz şeylerle de doğrudan ilişkili. Şimdi şöyle düşünüyorum bununla alakalı. Aslında eleştiri yanlış yerden Yanlış yerden kurduğunu kurdum. düşünüyorum. Bu tezi Kesinlikle, evet. okumadım bu arada. Bilmiyorum belki de hani devamında ya da öncesinde doğru bir yerde değinmiştir. Ancak aslında zaten bu alanlara sadece araçla erişilebilen yerler olması çok da yanlış şeyler değil. Şöyle kuracağım. Hemen Tıp garip tıp. bakışlar olmasın lütfen. Şimdi Avrupa'daki AVM'lerin mekanda yer seçtiği, işte kentte yer seçtiği noktalara baktığımızda zaten bunların kent çeperlerinde olduğunu görüyoruz. Zaten AVM'leri kent içine sokmuyorlar bilerek. Sen buraya hafta sonu işte aracınla ya da işte yine mutlaka ulaşım modlarının olduğu işte bir otobüs durağının içinde üst güzergahında olduğu bir alanda mutlaka tabii konuşlanıyor. Ancak hafta sonu işte aracın varsa aracınla yine dediğim gibi ulaşım modlarından biriyle git. Alışverişini yap ve geri dön. Zaten burayı kamusal alan yapmanın Bir şeyi. kent mekanında şekil bulmuş hali aslında. Zaten senin kamusal alan olarak AVM'lere ihtiyacın yok. Onun kent içinde konuşlanmasına, senin yaya olarak buraya ulaşmana ihtiyacın yok. Yani sen bu alanı kamusal alan, bir sosyalleşeceğin alan olarak ya da bir söz söyleme alanı olarak, bir politik düşünce belirtme alanı Mekan olarak, olarak. mekan olarak kullanma Tamam. zaten. Ne mülkiyet bu sana bunu yapmana izin verir? Çünkü burada bir çıkarlar söz konusudur. Yani Alışveriş merkezleri içerisinde mesela protestolara hiç çok nadir herhalde denk geliyoruz. Bir ben o zaman şeyi hatırlıyorum. Bildirileri işte hangi yapıydı, hangi organizasyonda onu da hatırlamıyorum ama kitapların arasına işte alışveriş merkezi içerisinde kitapçıların arasında girip işte 300-400 kitabın arasında bildiri sıkıştıranlar vardı böyle. Tahsin Yücel'in işte Şaban Başı gibi, vatandaşı gibi belki sivil bir eylem, çok kıymetli bir eylem. Ama şey, senin dediğin gibi yani o mekan içerisinde Sınırlı bir üretebileceğin söz söyleme hakkı maksimum söz aslında. söyleme hakkın bu. Kesinlikle öyle. Yaka Yani paça dışarı çıkarılmadan önce. zaten dediğim gibi hani buranın bir özel mülkiyete konu olması bunu sana izin verebilecek bir nokta değil. Yani şey söylüyorsun esasen, onu anlıyorum. Kamusal alan niteliği yalnızca kamusal ilişkilenme ile yorumlanamaz. Evet. Bunun bir mülkiyet boyutu da vardır. Bu tez, az önce benim bahsettiğim tez ve belki kamusal alana dair diğer şeyler, bu mülkiyet ilişkisini gözden kaçırıyor. Evet, Çoğu kez kesinlikle. kaçırıyor. Çoğu kez sadece karşılaşmalar bazında ele alıyor. Buna indirgiyor Buna sadece. indirgiyor, İşte evet. kamusal şey AVM'lerde birçok insanla bir araya gelebiliyorum. İşte birçok farklı insan görüyorum. O zaman burası kamusal bir alandır gibi birçok tartışma var. Hatta bunun şu düzeye bile getirildiğini ben duydum. Hiç mülkiyet konusunu ele almadan sadece bu kamusal pardon alışveriş merkezlerinin biçiminin değiştirilmesiyle problemin çözüleceğini iddia eden bir takım görüşler var. Örneğin işte yatay mimariyle. Biraz da onları Açık eleştirelim. şöyle yine Emre Aral'ın çok eleştirdik zorlu üzerinden işte şimdiki projesi üzerinden yanlış hatırlamıyorsam Alaçatı'da bir projesi yaptı hatta yapıldı şu an kullanılıyor diyebiliyorum. Yine bir alışveriş merkezi yine tabii ki özel mülkiyete konu bir alan. Yine çok fazla insanın kullandığı büyük geniş alanlar. Ve tek güzel yanı ya da işte güzel yanı olarak gösterilen noktası açık bir alanda olması. İşte düz ayak Düz girebileceğiniz bir şekilde konuşlanması. Hani 5 kat 6 kat değil de birer kat 2'şer kat şeklinde. Çok tatlış bir artık ne diyeyim çok güzel bir bakış açısı gerçekten. Peki yine mülkiyet konusunda ne yapıyoruz burada diyesim geliyor. Yani yine ben orada çıktığımda protesto etmek istediğim, işte toplumla alakalı endişe duyduğum bir konuda bir örgütlenme biçimiyle bir araya gelip söz söyleme hakkım burada yok.
ya da kısıtlı bir şekilde ya da o mülk sahibinin kendi çıkarlarını zedelemeyecek derecede buna hakkım var diye düşünüyorum. Böyle bir Evet. eleştiri getirmek gerekirse bu konuya da. Aslında bu kamusallık şeyin nitediği hani sadece şey gibi oldu. Yani kamusallığı AVM'de protesto Evet. yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Ama Onun yanlış üzerinden bir nokta kuruyormuşuz değil. gibi değil Birçok kesinlikle. teorisyenin kamusal alana dair, kamusal alana ilişkin işte getirdiği tanımlamalar zaten söz söyleyebilme üzerine kurulmuş alanlar. Yani işte Habermas'ında, Arendt'in de getirdiği tanımlamalar ya da Evet. çizdiği sınırlar İletişim şey. burada farklı insanlarla bir araya gelip bir konu hakkında fikir belirtebilme yeteneği ya da yeteneği değil işte bunun imkanları üzerine aslında bu zaten Ya bir de şekilleniyor. Yani çok da hani yanlış bakmıyoruz ilk o yüzden. başladığımız yer aslında ölçek meselesi, bir Hı. insan Birazcık da ölçeğiydi. mimariden başladık. Evet, mimardan başladık ama hani Teoriye doğru bir. geldiğimiz yerde şeyi düşünüyorum, yani kamusallık işte hani sadece protesto üzerinden kurmadığımızı daha açmak adına aslında. Yani alışveriş merkezine girdiğimizde ben bazen şeyi unutuyorum. Hangi alışveriş merkezi hangisiydi? Yani hiçbirinin birbirinden o kadar farkı yok ki. O kadar benim üzerimde, benim zihin dünyamda farklı etkiler yaratmıyor ki bunlar. Ben bazen ya şey olmuyor kafamda. İşte Fatih'te Mısır Çarşısı'nda orada gezerken o köşedeki bakkalın hangi bakkal orada ya da hangi kahveci orada orada karşıma ne çıkacak hafızamda yer ederken o kentin içerisinde hangi AVM'de 3. sıradaki dükkan ne? Orada işte gidip oturacağım yemek alanı nerede? Bunlar çoğu kez oturmuyor. Çünkü bu kamusallık meselesinin bağlamsız bir şekilde, dolayımsız bir şekilde kurulamayacağını düşünüyorum. Yani bu ne demek? İşte zamanın ve mekanın bu zorunluluğu ortadan kalktı. Evet, artık işte soyut mekan dedin, işte non-place, Yok yok mekan, mekan. yok mekan denilen şeylerde bir AVM'ye girdiğinizde bambaşka bir ülkede yaşadığınızı, bambaşka bir kıtada yaşadığınızı da hissedebilirsiniz o AVM'ye girdiğinizde. Çünkü o size zamandan ve mekandan soyutlayabilir, Yani yaşadığınız bölgenin kültürü, belleği, kimliği üzerine hiçbir girdi vermiyor öyle olabilir. yani şeyi düşünün işte bugün zannetmiyorum artık her ilçede şey var. Büyük AVM'ler var. Yani en işte kentin varoşları, çeperleri diyebileceğimiz yerlerde dahi hemen yanı başında kentsel dönüşüm etkisiyle olabilir, soylulaştırma etkisiyle olabilir. İçeriye girdiğinizde hayatın bambaşka bir hal aldığı alışveriş merkezleri şeyler var. Şimdi bu bağlamsızlıktan işte kent belleğinin ortadan kaldırılmasına, çünkü kent belleğine dair bir şey yok. Kentin içerisinde adlandırılamayacak bir şey. Onlar sanki harita üzerinde kondurulmuş ve günü gel Monopoly gibi düşün. Yani Monopoly'de de şey yapardık yani alışveriş merkezi kurulabiliyor muydu hatırlamıyorum. Toplu konutlar kurardın ve onu alıp başka bir şehirde de kurabilirdin. Ya yani bunun hiçbir şeyi yok, hiçbir farkı yok. Böyle bir zamandan, mekandan ve bağlamdan kopuk bir şeyin zaten kamusallık teşkil edebilmesi bana son derece komik geliyor. Katılıyorum yani en başında bu en başlarda yanlış hatırlamıyorsam işte AVM'lere nasıl ulaşıldığı konusunda işte yer altından geldiğim ve üstünü görmediğim ve bir anda kendimi orada bulduğum hani neresi olursa olsun her çıkışın farklı bir alışveriş merkezine Çıktım. çıktığı bir ulaşım Bu hattı. hangisiydi? Yani bu da bunu besleyen şeylerden biri aslında. Hiç çevresi önemli değil. Kaldı ki yani şimdi hemen bir konu değiştireceğim. Bir yere atlayacakmış gibi olacak ama Beyoğlu'nda yürürken bağlamın farkında olsam da o girdiğimiz Demirören'le işte yanındaki o diğer saçmalıkla Emek sinemasının yeri. Emek Sineması'nın olduğu o yerle hani evet bağlamın farkındayım ama bu sefer de o beni rahatsız ediyor. Hani böyle bir bağlam içinde bu tarz ilişkilerin gelişebileceği bir yerde bir anda içeri girip her yerde görebileceğim, her yerde olan mağazalar, yiyebileceğim işte yemek zincirlerini görmek beni de bu konuda çok Evet. rahatsız ediyor aslında. Hani dışarıdaki nerede konumlandığını bilmeden de bu bir sorun.
nerede olduğunu bilip bu kadar zıt olması, hiçbir şey taşımaması o kültürden de bir sorun olarak bence önümüze çıkıyor diye düşünüyorum AVM'ler konusunda. Yani bayağı şey oldu. Biz bunun keyfiyle biraz uzun bir program oldu. Sen Son birazcık toparla. bir işte bu şeyi toparlayacak olursak çok seneti andık. Senetle bir kapanış yapalım Evet, istiyorum. lütfen. Senetin işte bu kamusal insanın çöküşünde özellikle izah ettiği geç modern dönemde insanın kamusallığını yitirdiğinden hareketle söylediği birkaç şey var. Bence bu çok kıymetli. Özellikle Konuşka Podcast özelinde de çok kıymetli şeyler. Çünkü senet kamusal insanın çöküşüyle birlikte artık işte insanın duygularını, düşüncelerini dışarıya aktarmaktan ziyade kendi içlerine dönerek bireysel kimliklerini inşa etmeye koyulduğunu söylüyor. Yani bu da işte haliyle insanın yalnızca kendi kendini gerçekleştirmesinin başlayacağı bir amaç olduğunu, dünyaya ilişkin işte belki Arendt'le ilişkilendirilebilecek noktası, hayallerine, politika ilişkin bir şeyden ziyade bir ben var orada, benden öte benden ziyade bir ben var orada ve o benim temel derdi kendini kurmak. Kendi içini kurmak, kendi düşünceleri içerisinde hapsolacağı aslında bir zemin yaratmak. Ve varoluşçulukla da ilişkilendirilebilecek nokta belki de bu şeyin, senetin düşüncesinin. Yani varoluşçuluğa yapılacak eleştirilerden biri de bu aslında ama reddedilemeyecek bir yerde duruyor bence. Kamusal insanın çöküşünde bunun yol açacağı iki şeyden bahsediyor senet. Kamusal insanın çöküşüyle birlikte bir mahremiyet, bir tek şeyden bahsediyor aslında. Bu bir mahremiyet yaratıyor. Nasıl bir mahremiyet yaratıyor? Kamusal insan ortadan kalktığı için toplum koskoca bir mahremiyet haline geliyor. Çünkü herkes o duygularını, düşüncelerini, kamusal alanına katılımlarını sınırladığından kendisine kapanmış bir biçimde. Kimsenin kimseyle aslında ilişki kuramadığı, ilişkilenemediği, bir araya gelemediği bir biçimde herkesin birbirine mahrem olduğu bir dünya. Herkesin birbirine mahrem olduğu bir dünyanın yol açtığı iki şey var. Narsizm ve cemaat. Narsizm dediğimiz şey her şeyi kendisi üzerinden kuran, sadece kendisini kurmaya odaklandığı bir yaşam içerisinde insan yalnızca ne düşündüğüyle, düşündüğü şeyin kendisi üzerinde ne yarattığıyla ilgilenir pozisyonda kalıyor. Ve bunu yine dışarıya açmaktan çekiniyor. Diğeri de cemaat. Cemaatleri burada geri girmeyelim. Cemaatte de Lütfen. işte kendisini açabileceği, o duygu durumunu açabileceği, kamusallık olarak adlandırılamaması cemaatlerin açabileceği, açıklığını sergileyebileceği, o insanın içerisinde yer alan duygudan hareketle bir illüzyon aslında. Kamusallık illüzyonu. Biz Kuluçka Podcast'te kamusal insanın çöküşün ne karşı bir yerden aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi kurmaya odaklanabiliriz, odaklanabilirdik. Bu bahsettiğimiz Ve bu kolay AVM'lerin olan da kolay olan aslında. bir şeyde, bu AVM'lerin bizim üzerimize yarattığı şeyleri düşünmeye devam edebilirdik ki düşünmeye devam edeceğiz, bundan sonra da edeceğiz. Ama bunu kamusal bir zemine taşımak, bu duyguyu, bu hissi, bu birikimi, bu düşünceleri kamusal alana taşımak aslında senete bir karşı çıkış değil bu. Senetin arzu ettiği kamusal insanın çöküşüne karşı bir arayış. Kuluçka Podcast'in yapmak istediği, bundan sonrasında yapmayı amaçladığı şey bu olacak. Ve bu gibi konuşmaları aslında medyanın da aracılığıyla ve bir kamusal alan haber basın Evet. göndermesiyle bir kamusal alan olarak baktığı medya ve iletişim gibi alternatif kanallarla sizlerle paylaşmak, konuşmak Paylaşmaya. aslında amacımız. En başta konuştuğumuz bu deneyimlerimizden birazcık yine yola çıktığımız ama tabii ki değmek istediğimiz Kaan'ın en sonunda bahsettiği gibi daha farklı yani herkese değmek istediğimiz bu noktada Kaan birazcık bu konuşmaların aslında teorik zeminine de değinmiş oldu. Güzel bir kapanış oldu. Aslında bunların konuştuklarımızın havada kalmadığını bir yerlerde birilerinin açıkladığını bilmek
Birazcık insanı rahatlatan da bir şey aslında, yani o Evet. hissettiğin şeyi söze koyma durumu. Artık bitirelim herhalde. Epey Evet. uzun bir bölüm oldu zaten. Kuluçka Podcast'in 3. programında Sinem Yıldız ile beraberdik. Çok güzel, çok keyifli bir program oldu. Belki de en uzun programımız bu oldu. Belki keseriz biraz. gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.